Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin diyet hakkında bir fikri, bir bilgisi vardır muhakkak. İnternet siteleri ve sosyal medyada da diyet tanımı hakkında bir sürü bilgiye rastlayabilirsiniz. Peki gelin bakalım gerçek diyet nedir? Hangi diyetlerden uzak durmalıyız? Diyet kavramı çoğu zaman katı kuralları olan, geçici süreliğine uygulanan ve düşük kalorili bir beslenme düzeni olarak değerlendiriliyor. Diyet nedir'den önce diyet ne değildir, hangi diyetlerden uzak durmalısınız, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sağlıklı bir bireyseniz uygulayacağınız diyette karbonhidrat, yağ veya protein yasaksa bu gibi diyetlerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü vücudumuzun her besin ögesine ihtiyacı var ve bu her besin ögesinin vücudumuzda görevi farklı. Bu besin ögelerinin eksiklikleriyle vücudumuzun düzeninde, işleyişinde aksaklıklar, bozukluklar meydana gelebilir. Uygulanacak diyette X besini abartılı bir şekilde yer alıyorsa bu diyetten de uzak durmanızı öneririm. Genelde bu diyetler o besinin ismiyle anılıyor. Örnek veriyorum, lahana diyeti, ayran diyeti, su diyeti gibi diyetlerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu diyetler kısa süreli, her besin ögesine ihtiyacımız olduğu için tek bir besini mucizevi bir kaynak olarak görmememiz gerekiyor. Mucizevi bir işlevi olmayacaktır. Diyetin içeriği kadar uygulama süresine de dikkat etmek gerekiyor. Örneğin 2 haftalık, 3 aylık uygulanacak diyetlerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu diyetler kısa süreli olduğundan, beslenme düzenimizde uzun süreli kalıcı bir değişiklik sağlamayacağından, diyeti bıraktığımızda eski beslenme alışkanlıklarımıza geri dönüp, kısıtlayıcı bir diyetten çıktığımız için daha fazla yiyeceklere saldırıp, verdiğimiz kilonun daha fazlasını geri almamıza sebep olacaktır. Uygulanacak diyet günlük enerji gereksinimimizden uzaksa bu tarz diyetleri de uygulamanızı önermiyorum. Her bireyin yaşı, boyu, fiziksel aktivitesi ve farklı kriterlere bağlı olarak günlük enerji gereksinimi değişmekte. Örneğin sizin günlük kalori ihtiyacınız 2000 kalori ise size karşıdan 1000 kalorilik bir diyet öneriliyorsa bu diyetten uzak durmanız gerekiyor. Uzun süreli düşük kalorili beslenme, bazal metabolizmamızı yavaşlatacağından bir süre sonra kilo vermemiz duracaktır ve bu diyet sürdürülebilir bir diyet olmaktan çıkacaktır. Dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli nokta diyetin öğün düzeni olacaktır. Eğer size önerilen diyet bir öğün içeriyorsa veya kahvaltı içermiyorsa bu gibi diyetlerden de uzak durmanızı öneririm. Çok seyrek veya peş peşe öğün tüketmek sağlıksız olacaktır. Uyandıktan sonra 1 saat içinde kahvaltı yapmanızı, 3-4 saatte bir ana öğün tüketmenizi, 1-2 saatte bir ara öğün tüketmenizi öneriyorum. Gelelim en önemli kısma. Önerilen diyet yanında diyet hapları içeriyor mu? Diyet tozları, diyet karışımları içeriyor mu? Bu diyetlerden de uzak durmamız gerekiyor tabii ki. Zayıflama haplarının herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı gibi kalıcı sağlık içinde garantisi yoktur. Bizim beslenme düzenimizi yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde değiştirmemiz gerekir. Bu gibi kısa çözümlere başvurmamamız gerekir. Aslında diyet, kişinin gün içinde tükettiği veya tüketmediği bütün besinlerin toplamıdır. Yani kişinin beslenme düzenidir. İsterseniz siz gün içinde binlerce kalori alın, isterseniz sadece 1000 kalori alın. Bu da diyet tanımının içine girmektedir. Gün içinde tükettiğimiz her şey diyetimizi oluşturur. Diyetimiz kilo korunumumuzu sağlayabilir, ağırlık kazanımımıza neden olabilir, ağırlık kaybetmemize neden olabilir, hastalanmamıza neden olabilir veya sağlıklı kalmamızı sağlayabilir. Standart diyetlerin dışında hastalara özel diyet programları da bulunur. Örneğin siz diyabet hastasıysanız size özel bir diyet programı olmalıdır. Ya da profesyonel bir sporcuysanız yine kendinize has bir diyet programınız olması gerekir. Sağlıklı bir bireyseniz ya da kronik bir hastalığınız yoksa diyeti uygulamadan önce o diyetin gerçekçiliği,
kalıcılığı yani sürdürülebilirliği ve sağlıklı bir yöntem olup olmadığına dikkat etmenizi öneriyorum. Yanlış bir diyet uygulayarak emek, zaman ve en önemlisi sağlık kaybı yaşayabilirsiniz. Diyeti kısa vadede büyük sonuçlar beklemek değil, yavaş yavaş ama kalıcı bir şekilde değiştirdiğimiz beslenme alışkanlıklarımızı yaşam tarzına haline getirmek şeklinde uygulayabiliriz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım diyet hakkındaki görüşlerinize farklı bir pencere açabilmişimdir. Kanalıma ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.